Everything I used to dream being real right now, now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, 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 yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go. Everybody wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance. Videoya geçmeden önce fotoğrafta gördüğünüz her şeyi size veriyorum. 15 Ocak'ta bitiyor çekişimiz. Çekiliş detayları açıklama kısmında var. Bana çıkmaz demeyin. Herkes çıkabilir. Herkese bol şans. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte farklı videoyla karşınızdayım. Niye farklı onu söyleyeyim. Aslında 1v1 videosu ama bu videoyu farklı kılan bir şey var. 1v1'de karşıma şampiyon üstü smurf geldi. Büyük ihtimal Diamond 3 şampiyon bir rankında bir herif. Ya benden daha iyi ve rankımız da o arada Diamond 1 elosundaydı. Ve orada karşıma smurf geldi. Ben de bu durum fark ettim ve çok güzel bir oyun çıkardım. Ama oyunu kayıt almadım. O yüzden tekrarı kaydettim. Tekrarın üstünde maçı yorumlayarak, yaptığım hareketleri yorumlayarak sizlere maçı izleteceğim. Ama kendi gözümden değil, maçı adamın gözünden, rakibimizin gözünden izleyeceğiz. Bir farklılık olsun dedim. Böyle bir video çekim dedim. Bu arada çok kısa unutmadan söyleyeyim. Artık Titanium White Zomba ve Titanium White Dominus arabamla oynayacağım. Yani maçları büyük ihtimal böyle oynayacağım. Dominus mainlemeye çalışıyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Yeni arabamı umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir tasarım yapmaya çalışacağım. Tasarım denemez ama güzel bir kombin yapmaya çalıştım. Yani rehber tadında 1v1 olacak. Böyle düşük ranktaki arkadaşlar için. Güzel video olacak ama videoya başlamadan önce şöyle abone olmayı unutmayın. Çünkü bizi izleyen kitlenin sadece %15'i kanalımıza abone. Bu da demek oluyor ki videomuz 100 izleniyorsa 15 kişi abone olan kullanıcılar tarafından izleniyor. O zaman şimdi videoya devam. Şimdi maçımıza geçtik. Maçı bilerek adamın gözünden izletiyorum. Niye böyle yapıyorum diye soracaksınız. Çünkü adamın mekaniklerini iyice anlayın diye. Adam smurf olduğu için hani rankını göstereceğim, kanıtlayacağım bir durum yok. Ama adamın mekaniklerini iyi bakarsınız, bakın hızlı yani baya. Böyle ters ters topa falan vuruyor. Benden daha iyi ama... Tabii ki de 1v1'de çok iyi olmadı. Bariz bunu da maç içinde göreceğiz. Şimdi ilk erken golü attım. Ve başlıyoruz. Bu arada adam fast kof falan da yapıyor. Yani biliyor oyunu. Bakın ki koflara benden daha hızlı çıkıyor ama ben kazanıyorum. Sebebi ise direkt böyle tak diye hayvan gibi giriyorum ki kof. Hani fast kof yapmaya çalışmadığım için kaybetmiyorum. Şimdi burada güzel bir şut çekmeye çalıştım. Adam beni bantladı. Sonra topu alamadı. Ben de burada hatasını kullanıp güzel bir vuruşla dar açıdan 2'yi yaptım. Şimdi maç içinde bana dikkat edin. Bayağı defansif oynuyorum. Bayağı temkinli oynuyorum. Adam buradaki kofa gitmedi. Ben dedim bari şöyle yumuşak vurayım. Belki hata yapar, yapmadı. Şimdi bu vuruşa dikkat. Bak ya bu vuruşu. Şimdi kurtarışa bak bir de. Bir daha göstereyim kurtarışı. Bakın. Adam öyle vuruyor ki yani tam... Yani kurtarmasam direkt direğe çarpıp gelecek olabilecek en iyi vuruş yapıyor ve bunu ters yapıyor. Hani ve bunu yapabilecek bir elmas oyuncusu var mıdır? Vardır tabi ama genelde elmas 3'te olur. Çoğunlukla da şampiyondan başlar. Neyse şimdi burada devam ediyor maçımız. Ben burada değişik bir şey yapmaya çalıştım. Adam da fake'e mi gitti anlamadım. Burada güzel bir kontrol yine adamdan. Zaten benden daha hızlı olduğunu görüyorsunuz maç içinde hareketleri ama... 1v1 rotasyonunu yapamadığı için çok fena kaybedecek. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Şimdi ben burada bakın topu uzaklaştırıyorum, geri dönüyorum. Çok defansif ve temkinli oynuyorum. Böyle güzel vuruş yapamıyorum. Adam iyi kurtarıyor. Bir kez daha dokunuyor. Burada riskli bir hareket yapıyor aslında. Ben gitmiyorum buna. Çünkü dediğim gibi çok temkinli oynuyorum. Adamın iyi olduğunu bildiğim için. Burada bir sektiriyorum ama adam yine kurtarıyor. Çıkarıyor topu. Burada mükemmel bir redirect atıyor. Zaten buradan bile anlaşılabiliyor hani adamın bu ranka fazla oldu. Bu arada rank Diamond 1 şu an. Ben burada bir kontraya çıkıyorum ve golü yapıştırıyorum adama. Hatasını kullanıp güzel de bir gol atıyorum. Şimdi 2 dakika kaldı. 3-0 ama tabi hala yine çevrilmeyecek bir skor değil. 1v1'de nelerden maç dönüyor. O yüzden temkinli oynamaya devam. Şimdi burada adam basıyor. Ben ıskalıyorum topu. Adam da mallık yapıyor. Şimdi burada büyük ihtimal golü atacağım gibi ama yok. Adam burada güzel kurtarıyor. Sonra benim bump'a geliyor. Ben bunu hemen fark edip zıplıyorum burada. Ve tekrardan kontraya çıkıyorum. Bakın burada ne olacak tam hatırlamıyorum ama. Bakın adam burada hata yapıyor. 1v1 rotasyonunu tam bilmediği için. Yani rotasyon denemez aslında ama 1v1'i
oyuncusu değil belli. Orada Bulls'a gidiyor. Bulls'a gitmesi, topa gitmeye çalışsa çok rahat kurtaracağı top. Şimdi burada yine kickoff'u kazanıyor. Bakalım. Burada güzel bir rövaşata çekiyor. Rövaşata mı denir artık ne denir ama arkadan güzel vuruyor. Burada topu kaldırıyor. Büyük ihtimal havadan çıkacak. Kötü bir challenge'a girdi. Şimdi ben burada ne yapıyorum ona bakalım. Güzel patlattı. Yapması gerekeni yaptı yani. Şimdi burada yine adamın bir atağı var. Ben yine defansif oyunumdan ödün vermiyorum o sırada. Gördüğünüz gibi yani az geliyorum öz geliyorum. Burada kalk sil pinç denedim olmadı. Ama son anda topa dokunup adamın da orada olduğunu bildiğim için dokunmasına izin vermedi. Şurada burada tehlike bir atak gelecek mi yok gelmedi. İyi kurtarmışım yine. Adam bu arada agresif oynamaya devam ediyor. Şimdi burada bizim atamız başlayacak. Ama yani çok kötü bir atak yaptım burada hiç olmadı bile. Burada bakalım. Burada bir şut denemesi yapmışım. Aslında burada ne yaptığımı çok kısa söyleyeyim. Yani şutu kaleye vurmadım. Rebound alacağım şekilde vurdum şuta. Adam bir beyninin yanmasını sağladım orada. Ondan sonra topa koydum. Güzel de vuruş yaptım final vuruşunu. Ve 5-0'a geldi. Bakın hala atak oynamıyorum. Defansif oynamaya devam ediyorum o sırada. Gördüğünüz gibi ya fark ederseniz her geldiğim gol oluyor. Adam yine güzel bir patlatma yaptı. Burada artık maçı kazanacağım zaten belli oldu ya baştan ama adam bir şeref golü arıyor. Burada fake atmaya çalışıyor ama ben de anladım fake atacağını. O yüzden bakın son anda yine döndüm. Gitmedim topa ve atağa çıkıyorum. Topu kaldırıyorum. Adam kurtaracağını biliyor. O yüzden tekrardan yapıştırıyorum golü. Şimdi burada kaleye çok abanmadım. Niye abanmadım? Çünkü adamın kurtaracağı bir top. O yüzden havadan kaldırdım böyle. Adamın zaten tersine olan bir toptu. Sonra da müsait pozisyonu topa koydum. Ya fark ederseniz maçta 7 şutum var. 6-7 şutum var ama hepsi gol girdi. Ya da 8 şut varsa işte 6'sı gol girmişti. Şimdi burada adam kötü geliyor. Ama ben ıskalıyorum. Sonra burada hatamı güzel bir şekilde telafi edip yine golü önlüyorum. Burada adam niye gitmedi bilmiyorum. Herhalde fake atmak istedi. Şimdi burada bump'a geldi. Yine olmadı ve 7. golü adama yapıştırıyorum. Şimdi bu dakikalardan sonra artık adam iyice sapıtmaya başlıyor. Çünkü yani ağır yenilginin de verdiği bir sinir var tabi ve bayağı agresif var bakın. Öyle geliyor ki toplara. Ben burada tabi kötü bir ıslık yapıyorum. Burada güzel half flip atıp kontrole çıkıyor. Half flip de ne bilmeyenler için çok kısa özetleyeyim. Ters pozisyondayken takla atıp arabanızı düz konuma çevirmek. Burada kötü bir şut atıyorum. Adam kurtarıyor. Burada bir tane daha şut gelecek şimdi. Adamın yine güzel bir kurtarışı var. Yani 8-9'a gidecek maç. Aslında 7-0 bitiyor. Burada bakın şu yani driblingden bile adamın iyi olduğunu anlarsın. Burada topu harika bir şekilde kaldırıyor. Ama maç bitiyor. Şimdi adamın yeniden çok kısa niye yeniden bahsedeyim. Adam bir kere 1 ve 1 oyuncusu diye bu çok bariz. Çünkü çok saçma hatalar yaptı. Ama gördüğünüz gibi yani mekanikleri benden çok daha iyi. Ya adamın benden daha fazla saati var oyunda. Daha hızlı yani çok daha atik. Ama böyle teknik ya teknik demeyeyim de 1 ve 1'de ne yapması gerektiğini bilmediği için yenildi. Umarım böyle videolar bu tarz videoları beğenmişsinizdir. Hani kayıt alamamıştım çünkü oyuna öylesine girmiştim. Güzel maç olmuştu. Sonra üstüne çekip yorumlamak istedim ve adamın gözünden izletmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Video fikriniz varsa veya sorunuz varsa da yoruma yazabilirsiniz. Bu arada takas videoları da çok yakında gelecek. Takipte kalın. O zaman hoşça kalın.